Saygıdeğer basın mensupları ve aziz Türk milleti, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce milletvekili arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi 13'ünde başlayan çalışmalarımızı yaklaşık 1,5 aylık bir kısa süre içerisinde 9 verimli toplantı gerçekleştirmek suretiyle temelde 3 aşamada da değerlendirerek, birinci aşamamızda partilerin hangi maddelerde, hangi konularda, hangi alanlarda değişiklik ihtiyacı duyduğu ve bu noktadaki yaklaşımlarının neler olduğu, ikinci aşamasında bunların yazım çalışmalarının ne şekilde olması gerektiği ve bu aşamasında da bunun adeta bir teklif haline nasıl getirilebileceği ve bunların nasıl nihayete erdirilebileceği çerçevesinde verimli bir süreci tamamlamış bulunuyoruz ve böylelikle şimdilik en az 7 maddeyi mutabakatla sonuçlandırdığımızı ifade ediyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gene arkadaşlarımın ifade ettiği gibi bu 7 maddenin dışında birkaç maddede daha son bir rütuşta belki bunları da bu paketin içinde değerlendirmek suretiyle liderlerimizin de nihai kararlarıyla birlikte bu mini paketi tamamlamış ve arkasından bunu bir teklif haline, müşterek bir teklif haline dönüştürmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasını ve oradan da gene uzlaşma anlayışı içerisinde oy birliğiyle bu anayasa değişikliklerinin gerçekleşeceğini büyük bir inançla ve büyük bir kıvançla ifade ediyorum. Gerçekten biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sürecin başından itibaren uzlaşma anlayışı içerisinde ve özellikle milletimizin bizden beklediği gibi uzlaşma iklimini devam ettirecek şekilde ama gene en başında söylediğimiz çerçevede olduğu gibi milletin beklentilerini devletin ihtiyaçlarını da gözetmek suretiyle bizim değerlendirmelerimizde, müzakerelerimizde üzerinde mutabakat sağladığımız çerçevede yargı merkezli, yargı ağırlıklı olmakla birlikte bunun dışında da ana hatlarıyla pek çok madde üzerinde müzakere yürüttüğümüzü ve bu çerçevede buradan kıymetli, anlamlı, son derece önemli bir metin ortaya çıkabildiğini gördüğümüzü mutlulukla ifade etmek istiyorum. Ben de başta AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarıma bu süreçte gösterdikleri nezaket ve uzlaşma anlayışlarından dolayı bu süreçte partilerimizin devlet aklından hiç uzaklaşmadan o noktada ihtiyaçları gözeterek gayet yapıcı tutumlar sergilemesi itibariyle teşekkür ediyorum. Bunun neticesinde ortaya çıkacak anayasa değişikliklerinde daha şimdiden aziz Türk milleti için hayırlara vesile olmasın Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Birer soru almak üzere bildirimde bulunmuştuk. Evet. Bu soru size. Evet. Sorunun muhatabını da söyleyin arkadaşlar. Evet, kime soruyorsanız. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Üçümüze de birer soru olarak aynı soruyu sorabilirsiniz. O zaman bir soruyu cevaplarız. O yüzden evet. Muhatabı kimse. Evet. Kime soruyorsunuz? Ha, tamam. Uzlaşılan maddeleri biz tabii ki tespit ettik. Fakat nihai olarak partilerimiz bunu yetkili kurullarında değerlendirip sayın genel başkanlarımız tarafından gerekli görürlerse bir araya gelmek suretiyle, gerekli görmezlerse bizleri yeniden görevlendirmeleri suretiyle bunları da ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda somut olarak şu maddelerde uzlaştık demeyi doğru bulmadığımızı ve bu noktada bir mutabakat sağladığımızı ifade edebilirim çalışmamızın, toplantımızın sonunda.